NASA yapay bulut ile yağmur yağdırdı arkadaşlar. NASA'nın güç projelerinden olan yapay bulut teknolojisi sonunda başarılı oldu. Yapay bulutlar ile yağmur yağdırmayı başaran NASA'nın projesi birçok yeniliğe öncülük edecek gibi duruyor. Bu, bu proje kapsamında eğer teknoloji diğer gezegenlere taşınabilirse Mars gezegeninde yağmur yağdırılırsa neler yapar düşünün. Bu projelerin bazıları belgesellere de konu olmuştur. Sera etkisi yaratıp oksijenli bir Mars ve yaşam düşünceleri için ilk adımlar olarak düşünebiliriz. Su olan her gezegende e, insanlar yaşayabilir. Su ve oksijendir zaten bizim yaşamamız için gereklilik. NASA uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay bulut konusunda da başarıya ulaştı. ABD uzay e, programı çalışmalarından sorumlu, olan sorumlu kurum olarak bilinen NASA bir ilke daha imza atarak herkesi şaşırttı kendine adeta yapay bulut fabrikası kurdu. Yapay bulut çalışmalarına başlayan NASA sonunda başarıya ulaştı. ABD'nin Mississippi eyaletinde kentin biraz uzağında bulunan bir mezarlığın yerini değiştirerek kendine adeta bir yapay bulut fabrikası kurdu. Facebook'ta hızla yayın, yayılmış olan bu video NASA'nın Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nde gerçekleştiği iki farklı roket motoru testini bir araya getirerek oluşturulmuş. Videonun ilk saniyelerinde uzay mekiğinde kullanılan bir motor olan ve NASA'nın büyük roketi SLST kullanılacak olan RS-25'in ateşleme testleri yer alıyor. Videonun geri kalanında ise RS-68 motoru testleri yer alıyor. Bu motor United Launch Alliance tarafından üretilmiş ve Delta 4 ailesi roketlerde kullanılan bir motor. Ancak motorlar videoda görünmüyor zira özenle gizlenmiş durumdalar. Bununla beraber de suni yağmur oluşumundaki kimyasal reaksiyonlar tekrar gündeme gelmiş oldu. Bu tür videolarda yapay bulut oluşumu fikrinin tersine gerçek olabilecek şey ise roket motorlarının yağmur yağdırabileceği. Testler esnasında ortaya çıkan buhar yükselerek havada soğur. Sonrasında ise tekrar suya dönüşerek yağmur şeklinde tekrar yeryüzüne düşebilir. Elbette testlerin amacı hava şartlarını değiştirerek yağmur yağdırmak değil. Bunun sadece motor testlerinin keyifli bir yan etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca motor testlerinde ortaya çıkan buhar sudan oluştuğu, oluştuğu için atmosfere de herhangi bir zarar vermiyor. BBC televizyon kanalı da bu olayı görüntülemek üzere bölgeye gitti. Hidrojen ve oksijenin birleşiminden oluşan bu bulut bildiğiniz su buharı oluşturuyor. Yaklaşık 1 saat gibi kısa sürede de yağmur yeryüzüne düşüyor.